İyi akşamlar. KRT Ana Haber'e hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nın ardından Suriye topraklarındaki 3. harekatını başlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Savunma Sanayi Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, hedefimiz Amerikan askerleri değil diyerek Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlayacağız dedi. Fırat'ın doğusuyla ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kritik açıklamasını konuşacağız. Hattımızda emekli amiral Türker Ertürk var. Sayın Ertürk, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıkladı, Fırat'ın doğusuna harekat birkaç gün içinde başlayacak dedi. Hedef ABD askerleri değil, terör unsurları dedi. Suriye'nin kuzeyinde... Ya size şöyle söyleyeyim. Bugün bu kuzeyde biliyoruz ki Amerika PYD destek veriyor. Peki niçin buraya geldi? Tehdidi yüzünden. Biz bunu zamanında... Erken neyi kastediyorum? 2012'de. Bak, IŞİD Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye bileti. Yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye girebilmenin meşruiyetini kazanıyor. Neyle? IŞİD'le. Peki biz emperyalizmin bekaret savaşına destek vermeseydik, Amerika bu bileti bulup meşruiyetini dünya kamuoyuna gösterip Suriye'ye giremeyecekti ki. Peki bu hatayı, bu fahiş hatayı iktidar neye rağmen yaptı? Devletin aklına rağmen yaptı. Yani bürokrasi, kim bu? Dışişleri, kim bu? Asker. Hayır demesine rağmen bu yanlışı yaptı ve bugün güneyimizden kuşatıldı. Ve hatta biliyorsunuz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını niçin yaptı? Bu kuşatılmışlığımızı bir nebze azaltabilmek için yaptı. Yani iktidar fahiş hatasını giderebilmek için askeri kullandı. Şimdi gelelim bugüne. Evet. Şimdi ben diyorum ki bugün bu harekat esasında dolar ya bir iki gün içinde başlayacak diye mahdut hedefli bir seçim operasyonu. Bakınız, mahdut hedefli bir seçim operasyonu. Yani mahdut derken sınırlı hedefli. Şimdi siz hedefimiz Amerikan askeri değil diyorsunuz. Ama Amerikan askeriyle unsurlarını ya da orada söylenen biçimiyle Suriye demokratik güçlerini nasıl içinde kullanıyorum, nasıl ayırt edeceksiniz? İç içe, aynı kışlanın içinde, aynı üssün içinde bulunuyorlar. Şimdi aklıma şey geliyor. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin kapılı kapılar ardından rızasını aldılar, ya da Türkiye'deki kamuoyunu kandırabilmek için, bakınız biz güvenliğimiz için Amerika'ya rağmen bölgede harekat yaptığını gösterebilmek için zaten medyada ellerinde o kadar mahdut hedefli bir yerlere girecekler ve diyecekler ki bak biz operasyon yaptık. Niçin? Çünkü iktidar zor durumda, artık Türkiye'yi yönetebilmesinin imkanı kalmadı, ekonomi iflas ve seçim yaklaşıyor. Buna rağmen biliyorsunuz bu tür işler yapılır. Yani iktidarlar içeride durum kötüye gitti mi dışarıda bir düşman, tehdit yaratma veya bir savaş çıkarma, bir çatışma çıkarma bu eski bilinen bir düşüncedir, operasyondur. Şimdi diyebilirsiniz ki ne yapmalı? Peki ne yapmalı? Bir kere önce şunu da söylemek istiyorum. Bölgede herkes ne yaptığını biliyor. Herkes derken kimi kastediyorum? Bir Amerika Birleşik Devletleri. Ne yapmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri? Büyük Orta Doğu projesini realize etmek istiyor. Suriye'yi daha küçük parçalara bölmek istiyor. Ama güçlükle karşılaştığı zaman planını revize ediyor. Planının bazı bölümlerini öteliyor. Ve oyalama ve aldatma tedbirlerine başvuruyor. Yani Amerika bildiğimiz Amerika. Kendi için bilineni yapıyor, kendi içinde istikrarlı. Peki İran ne yapıyor? İran biliyor ki Suriye'yi bırakırsa tehdit
Tahran'ın kapılarına kadar gelecek. İran'da kendi çıkarlarını destekleyecek hareketler geliştiriyor. Evet, ne yaptığını biliyor. Rusya aynı şekilde. İsrail niçin? Çünkü İsrail bir bütün Suriye'den yanaydı. Golan'ı iç etmek istiyor. Bu bölgeyi atomize etmek istiyor. O da ne yaptığını biliyor. Bakınız, bölgede ne yaptığını bilmeyen bir ülke var. Türkiye. Niçin? Bakın bunu niçin de söyleyeyim. Çünkü iktidarın Suriye konusundaki hedef ve planları Türkiye'nin çıkarları ve güvenliğiyle örtüşmüyordu onun için. Yani Türkiye'nin bu bölgedeki olması gereken hedefleriyle iktidarın hedefleri uyuşmuyor. Sorun buradan çıkıyor. Peki ne yapılmalı? Yani madem de facto fiili bir durum var, Türkiye güneyinden kuşatılmış, bu tehdide son vermek istiyoruz, ne yapılmalı? Suriye hükümetiyle hemen masaya oturmalı. Evet. Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeli. Bakınız, toprak bütünlüğü desteklenmeli. Peki bunun için ne yapılabilir? Suriye'nin güçlerine yardım bile girelim. Yani bugün neden şikayetçiyiz biz? Suriye'nin kuzeyinde bir güç boşluğu oluştu. Buraya PKK'nın uzantısı PYD hakim oldu. Yani bunun anlamı şu. Toprak bütünlüğü olsa, merkezi hükümetin burada güçleri olsa bu sorun olmayacak. Peki niçin biz Şam'ı desteklemiyoruz? Bakın siz o zaman doğru davranmıyorsunuz ki. İkili bir ilişki durumdasınız. Hatta size şöyle söyleyeyim. Suriye'ye yardım edin. Suriye'nin kuzeyinde Şam güçleri, Beşar güçleri egemen olsun. Orada zaten PYD olamaz ki. Hatta bakınız, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye bileti ne? İŞİD. Eğer siz masaya oturun, bütün bölge güçleri ne o? İran, Irak, Şam, artı Moskova. Peki biz toprak bütünlüğünden yanayız. Buradaki teröristleri beraberce temizleyeceğiz deyin. Amerika Birleşik Devletleri burayı terk etmek zorunda kalır, biliyor musunuz? Çünkü biletini elinden alırsınız. Evet, peki. Sayın Ertürk, teşekkür ederiz değerlendirmelerinizden dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkürler, sağ olun. Emekli Amiral Türker Ertürk, Fırat'ın doğusundaki harekata ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaldığımız yerden devam edelim. İttifak arayışları, çalışmaları devam ediyor yerel seçimlere yönelik. Cumhur İttifakı ortakları üçüncü kez bir aradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ittifakın rotasını belirlemek üzere buluştu. İkilinin görüşmesi bir saat sürdü. Cumhur İttifakı cephesinde beklenen görüşme gerçekleşti. İttifak ortakları Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede iki lider, ittifakın detaylarını masaya yatırdı. En son 21 Kasım'da görüşen iki lider yerel seçimler için toplamda 3 kez bir araya gelmiş oldu. Bu arada aday belirleme çalışmalarında sona gelen AK Parti kanadında ilçe belediyelerin önümüzdeki günlerde duyurulacağı açıklandı. Açıklamayı yapan isim ise AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özaseki oldu. Özaseki ittifak görüşmelerinde MHP ile bir pazarlık içerisinde olmadıklarının da altını çizdi. MHP kanadında da dikkat çekici bir gelişme var. Parti ittifak görüşmeleri çerçevesinde Denizli adayını açıklamış olmasına rağmen geri çekti. MHP böylece Erzurum'dan sonra Denizli'den de vazgeçmiş oldu. Gelelim Millet İttifakı'na. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun güzel şeyler olacak açıklamasının ardından kulislerde önce ittifakın dağıldığı, ardından da tarafların uzlaşmak üzere olduğu konuşuldu. Gelen bu farklı haberlere noktayı koyansa tarafların bir araya gelişleri oldu. İYİ Parti heyeti CHP Genel Merkezi'ne giderken Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in de bu akşam bir araya geleceği öğrenildi. Arkadaşlar, görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır. Benim de en büyük arzularımdan birisi bu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bu sözlerle Millet İttifakı'nda her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi. Ancak o açıklamadan yalnızca birkaç saat sonra basında bambaşka bir iddia yer buldu. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, ittifakın bozulduğunu ve masanın dağıldığını yazdı.
Bu iddiaya karşın iki siyasi parti arasındaki görüşme trafiği devam etti. İyi Partili Koray Aydın ve Cihan Paçacı CHP Genel Merkezi'ne gitti. Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir görüşme yaptık. Akşam da genel başkanımız gelip Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşecek. Bu ziyaretle birlikte kulislerde iki partinin kritik iller konusunda uzlaşmaya vardığı konuşulmaya başlandı. Buna göre İyi Parti ve CHP Ankara konusunda anlaştı. Gelen bilgiler Ankara adayının CHP tarafından belirleneceği ve bu ismin Mansur Yavaş olacağı yönünde. İYİ Parti'nin ise bunun karşılığı olarak Balıkesir, Denizli, Mersin veya Manisa'dan en az iki tanesini istediği belirtiliyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un attığı tüm geri adımlar sarı yeleklileri ikna etmiyor. Ülke basını önlemler ne solu ne de sağa tatmin etti yorumunu yaptı. Yapılan bir ankete göre Fransızların yarısından fazlası Macron'un açıklamalarından tatmin olmadı. Öte yandan Mısır'da sarı yelek satışına yasak geldi. Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün yaptığı açıklamalar sarı yelekleri memnun etmedi. Question de l'immigration. Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı yelekliler Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün akşam asgari ücrete 100 euro zam yapılacağı, 2000 euronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağı yönündeki çalışmalarını yetersiz buldu. Bir ankete göre Macron'un sarı yeleklerin protestolarına ilişkin yaptığı açıklama Fransızların %59'unu ikna etmedi. Ankete katılanların %54'ü sarı yeleklerin eylemlerinin devam etmesini isterken bu oran aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin ve aşırı solcu boyun eğmeyen Fransa Hareketi'nin sempatizanlarında %81 olarak belirlendi. Bu arada tüm bunlar yaşanırken Macron, Elyeses Sarayı'nın resepsiyon alanlarını adeta bir şantiye haline getirdi. Yenilikler birçok alanda sürüyor. 500 bin euro olarak tahmin edilen çalışmalar büyük ölçüde Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde satışa çıkarılan eşyalar tarafından finanse edilecek. Öte yandan Fransa Öğrenci Sendikalarının Kara Salı çağrısına katılarak yürüyüşler düzenleyen liselilere polisin tepkisi sert oldu. Zaman zaman okul girişlerinde çöpleri ateşe veren öğrencilere polis biber gazı ve jokla müdahale etti. Bu arada Mısır hükümeti eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasıyla sonuçlanan 2011'deki ayaklanmanın yıl dönümü öncesinde Fransa'daki protestoların simgesi haline gelen sarı yelek satışını ülke genelinde yasakladı. Hükümet iş güvenliği malzemeleri satan şirketlerden perakende satışlarını durdurmalarını, yelekleri sadece onay verilen şirketlere ve polis izniyle satmalarını istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meydanların dolması lazım dedi, işçileri haklarını aramaya davet etti. CHP lideri hapse atılan işçiler varken diğer işçiler sokağa dökülmüyorsa onlar işçi değildir dedi. Yakalanıp niye hakkını arıyorsun diye hapse atılıyor ve işçiler meydana çıkmıyorsa kimse kusura bakmasın, o işçiler işçi değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, insan haklarındaki eşitlik ve adalet çalıştayında işçilere bu sözlerle seslendi. Tahta kurusu var, yatamıyorum diyor buralarda. Düzelt diyor bunu. Bunu istedi diye işçiler yakalandı, topluca hapse atıldı. Ya insaf ya. Bütün meydanların dolması lazım. Bütün meydanların. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar ve işsizlik konuları da vardı. Yaşınız biraz ilerledi ama emekli olmak için 65 yaşını bekleyeceksiniz. Peki işsiz kalırsanız işsizlik ödeneğinden hadi bir yıl ücret aldınız. Bir yıl işsizlik ödeneği para verdi. Çalışıncaya kadar daha 10 yıl var. Nasıl geçineceğim? Aile yardımları sigortasının çıkması için ortak mücadele edelim. Açlığa ve yoksulluğa mahkum eden, dilenciliğe mahkum eden bir süreç var. Yani bu çarpık düzene önce isyan etmesi gereken esnaf kardeşim değil mi? O zaman bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. CHP belediyelerinde asgari ücretin 2200 Türk lirasına çıkarılacağını hatırlatan CHP lideri, Türkiye'yi gelir dağılımı en bozuk ülke olarak adlandırdı. Bir asgari ücretli hanımı getirdi, dedi ki sen komisyonda üyesin. Parayı, borçları vesaire ödedikten sonra
3 lira kalıyor dedi. 3 lira. 3. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçileri haklarını aramaya davet eden konuşmasının hemen ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklaması oldukça sertti. Sarı yelek terörüne özenen varsa bedelini çok ağır öder. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalı dedi. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimleri öncesi yeşeren ve yükselen tehdit dalgası. MHP lideri Devlet Bahçeli bu başlıkla bir yazılı açıklama yaptı. Gündemine de Fransa'daki sarı yeleklileri aldı. Fransa'yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan sarı yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir. Mesele Türkiye meselesidir. Adalet Bakanlığı'nın önüne sandalye atıp oturmak için rest çekenler, YSK'yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanlar, vakit geç olmadan ayaklarını denk almalıdırlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçileri haklarını aramaya davet eden konuşmasının hemen ardından yayınlanan açıklamada Bahçeli hem işçilere hem de ana muhalefete sert çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019 mali idareler seçimine 3 belediye fazla alırım, 5 belediye eksik alırım anlayışıyla yaklaşmıyor. Yaklaşmayacaktır. 1 Nisan 2019 sabahı Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, el ovuşturan, sarı rüyalar gören kim ya da kimler varsa karşılarında bizi bulacaklardır. 1 Nisan sabahı Türkiye için yeni bir kurgu yapan, yeni bir gezi düşü kuran, yeni bir sokak hareketi düşleyen varsa kuşku yok ki buna pişman olacaktır. Masum taleplerin seslendirilmesi amacıyla sokağı adres gösterenler, bunu da televizyon ekranlarında hayasızca yapanlar fitne tetikçiliğinin sonuçlarına katlanacaklardır. Mecliste dün akşam tansiyon yine yüksekti. AK Parti ve CHP Grup Başkan Vekilleri arasında başlayan FETÖ tartışması arbedeye dönüşünce oturuma ara verildi. Bir sene. Mecliste tartışma bu kez arbedeye dönüştü. CHP ve AK Parti Grup Başkan Vekillerinin FETÖ'cü tartışması genel kurulu karıştırdı. Aslında iki grup başkan vekili de konuşmalarına sakin başlamıştı. Burada bir insan yürüyor, normal hayatını yaşıyor, sonra bir suç işliyor. O suç işleyene kadar olan kısım ve suç işledikten sonraki kısım farklıdır. Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuk çerçevesinde FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra zaten hem partimiz hem de devletimiz bununla çok çetin bir mücadeleye girişmiştir. İşte her şeyi başlatan bu sözler oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un o açıklamasına yanıt Özgür Özel'den geldi. FETÖ'nün ilk baştan itibaren anayasal düzene karşı bir suç örgütü olarak tasarlandığı son derece açıktır. O dönemlerde biz bu yapılanmanın hem eğitim üzerinde hem polis teşkilatı içerisinde en başta ve diğer devlet kurumlarında yerleşmesini eleştirdiğimizde ve özellikle kumpas davalarında bunlar suç işliyorlardı. Peki. Bir tek Adalet ve Kalkınma Partisi bunu suç olarak kabul etmiyordu. Devlet bağırsağını temizliyor diyordu. Biz milli orduya kumpas kuruluyor diyorduk. Ama ne zaman aralarındaki o farklı yollardan aynı menzile gidişte menfaat çatışması birbiriyle hukuk dışı yollardan da mücadeleye dönüştü, o zaman suç örgütü olduğunu kabul ettiler. 30 Mart 2014 seçimlerinden önce genel başkanınız onun kanalına çıkıp FETÖ'nün kanalına yemin billah ederek Tayyip Erdoğan seçim sonunu göremeyecek, seçim beklemeyecek, göreceksiniz kaçacak. Niye gitti oraya? Ne işi vardı orada? Ne işi vardı orada? Madem biliyordunuz bunu. Peki bu örgütün medya kuruluşları kapatılıyorken sizin milletvekilleriniz orada polise niye direniyordu? Niye gönderdiniz onları madem siz bunu biliyordunuz? Burada bir çelişki yok mu? Tansiyon CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in AK Partili belediyelerdeki görevden almalarla ilgili sözleriyle daha da yükseldi. 17-25'ten sonra biz bunların suç örgütü olduğunu biliyorduk. Öncesinde bilmiyorduk. Kabul. O zaman 17-25'ten sonraki
yerel seçimlerde Melik Gökçe'yi, Kadir Topbaş'ı, Bursa, Balıkesir, Uşak, Düzce'nin FETÖ'cü olduğunu daha sonra söylediğiniz ve görevden aldığınız belediye başkanlarını niye atadınız? Hadi bakalım. Burada bir yalan söylüyor. Hiç kimse bu belediye başkanlarını FETÖ'cü diye görevden almadığı alınmadı. Bunu söyle. Bunlar sen savcı mısın? Sen kimsin ya? Bakacağız. Sen kimsin kardeşim? Peki değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Sayın Özel, ben anlaşılmıştır, tutanaklara girmiştir. İki partinin milletvekilleri arasında başlayan arbede kavgaya dönüşünce oturuma ara verildi. Değerli milletvekilleri, birleşme 10 dakika. Mecliste bugün de tansiyon yüksekti. HDP'li Musa Farisoğulları'nın konuşmasında PKK lideri Abdullah Öcalan'dan sürekli sayın diye bahsetmesi tartışmalara yol açtı. Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğulları'nda, buyurun. Bütçe görüşmelerinde bir tartışmada HDP ile diğer partiler arasında yaşandı. Sayın Öcalan, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun demokratikleştirilmesinde kilit noktada bulunan ve toplumsal barışın tesis edilmesinde demokratik siyaseti çözüm gücü haline getirebilecek yegane önemli bir aktör olduğu realitesini AKP içerisindeki siyasetçiler ve bürokratlar gayet iyi bilmektedirler. HDP'li Musa Farisoğulları'nın bu sözleriyle başlayan tartışma diğer partilerin de konuya dahil olmasıyla devam etti. Bebek katili Öcalan, terör örgütü PKK'nın elebaşı, emperyalist uşağı, bir katil ve katil elebaşı bir haindir. Bir terör örgütü elebaşının sözcülüğünün yapılmasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Ve HDP'yi de PKK'nın uzantısı olduğunu da tekrar ilan ediyorum burada. Ne demek Sayın Öcalan? O zaman çıksın başka birisi Sayın FETÖ desin. Bunun sonu yok. Bu doğru bir yaklaşım değil. O yüzden bu dilin milletin ruhuna uygun dil olması lazım. Bu dili reddediyoruz, kınıyoruz. Bu memlekette devletin milletin bütünlüğüne kastetmiş bir cinayet şebekesinin başına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devletin kurucu iradesinin tecelli ettiği bu yerde Allah'ın kulu sayın diyemez. Allah'ın kulu diyemez. Tartışmalar sonrasında meclis başkanı oturuma ara verdi. Birleşime 10 dakika ara veriyorum. Şentop bu sözlerinden dolayı HDP'li Farisoğulları'na uyarı cezası da verdi. Mecliste devam eden bütçe görüşmeleri sert tartışmalara sahne olsa da zaman zaman gülümseten diyaloglar da yaşanıyor. İşte iktidar ve ana muhalefetin o gülümseten anları. Yine FETÖ'cülerin ABAN toplantıları vardı ya, bu toplantıların daimi konuydu. Ve üzülerek söylüyorum, hala bu Diyanet İşleri Başkanı'nın mutfağından makrube kokusu geliyor. Hala geliyor. FETÖ ile mücadele edeceğiz diyorsanız, çevrenizde bulunan bürokratlardan başlayarak bu mücadeleyi sürdürün. Ben bunu tavsiye ediyorum. Bütçe görüşmeleri sırasında kürsüden milletvekillerine seslenen CHP milletvekili Tanju Özcan, FETÖ'cülerin meşhur yemeği Maktube'nin ismini yanlış söyledi. AKP'li milletvekilleri bu hatayı anında düzeltti. Hı? Maktube değil mi? Tabii ne? AKP'lerin bu düzeltmesine ise CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den tarihi cevap geldi. Sayın Başkan, belki biraz önce gözlerden kaçtı. Hatibimiz çok güzel bir konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda mutfaktan makrube kokusu geliyor dedi. Şimdi Sayın Tanju Özcan böyle deyince AKP grubu hemen düzeltti. Makrube değil, maklube. Arkadaşlar, tabii ki biz ne yediğinizi sizden daha iyi bilemeyiz. Teşekkür ediyorum. Sayın Oktay, buyurun. Sayın Oktay. Genel kurul salonunda bir renkli anda CHP milletvekili Uğur Bayrak tutan kürsüye çıktığında yaşandı. Bayrak tutan kürsüden artık olmayan başbakanlık kurumunu andı. CHP grubuna soruyorum. Başbakanlığı nasıl bilirdiniz arkadaşlar? Nasıl bilirdiniz? Hakkınızı, nihayet hakkınızı helal ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Nihayetteki hakkınızı helal etmiyor musunuz? Etmiyor musunuz? Değerli AK Parti grubumuzdaki değerli arkadaşlarım, görüyorsun işte CHP'nin durumu, başbakanlığın durumunu görüyorsun değerli arkadaşlarım. Tablo vahim bir tablo. Yazarları ve yöneticileri hakkında FETÖ'ye yardım davası açılan
Sözcü gazetesini İYİ Parti ve CHP heyetleri ziyaret etti. Öte yandan gazete bugün birinci sayfasını yine yazar ve yöneticilerine dava açılmasına ayırdı. Emin Çöleşan ve Necati Doğru'nun haykırışının manşeti reddediyoruz. Sözcü gazetesi bugün birinci sayfasını yine yönetici ve yazarlarına açılan FETÖ davasının haksızlığına ayırdı. Necati Doğru ve Emin Çöleşan'ın reddediyoruz haykırışını manşete taşıdı. Gazete vatandaş tepkisini de şakaysa komik, gerçekse daha komik başlığıyla duyurdu. Siyasi partilerden de destek ziyaretleri vardı gazeteye. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve Genel Sekreter Cihan Paçacı ile birlikte Sözcü Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Emin Çöleşan, Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek ve Haber Müdürü Emin Özgönül ile görüşen Akşener, Sözcü'ye uzun zamandır yapılan baskıyla hep birlikte izliyoruz. Bugün özellikle Türkiye'nin de yakından bildiği bu iki yazarla ilgili ortaya konulan tavır, FETÖ mücadelesinin sulandırılması anlamı taşır diye konuştu. Akşener konuşmasının devamında son derece gayri samimi bir durumla karşı karşıyayız. Biz FETÖ terör örgütünün siyasi ve iltisaki ayağını bulmak üzere iki ayrı araştırma önergesi verdik. AK Parti ve küçük ortağı tarafından reddedildi. Ben Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Madem Çöleşan ve Doğru FETÖ'nün destekçisiymiş, bütçe biter bitmez vereceğimiz araştırma önergesine AK Parti olarak destek versinler. Kim neymiş? Hep beraber öğrenelim. Böyle bir saçmalık olamaz. Bu iddianame Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da darbedir. Ben bunu yapanların Tayyip Bey'e çok büyük düşmanlık ettiğine inanıyorum. Bir mücadele veriliyor diye algımız vardı. O da gidiyor. Çöleşan'dan FETÖ'cü çıkar mı? Buna Kadir İnanır bile inanmaz. Bu dava asla kabul görmez. AK Partililer de dahil kabul görmez dedi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Gülizar Biçay Karaca ve Gamze Akkuş İlgezdi ile Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da Sözcü Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. Özkan, Sözcü kurulduğu günden bu yana FETÖ ile mücadele ediyor. Şimdi FETÖ'cü çamura atılıyor. Buna kim inanır dedi. Engin Özkoç da bir korku dalgası yaratılmak isteniyor. Asıl amaç suçun içeriği değil. Asıl amaç çok net. Herkese istediğimizi yapabiliriz. Kanıta gerek yok deniyor. Tek bir vücut olarak mücadele edilmeli. Hiç kimse Sözcü ile ilgili acaba bile diyemez. Bu mücadelede sıkıntı var. Yükünü çekiyorsunuz ama ihtiyacımız olan da sizin gibi insanların duruşu açıklamasını yaptı. Yine çok büyük baskılar var. Bu sefer hükümet baskısı, siyasi baskı üzerimizde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinin yazar ve yöneticileri hakkında FETÖ'ye yardım suçlamasıyla dava açılmasına değindi. Kılıçdaroğlu, efendim bunlar FETÖ'ye destek veriyorlarmış, ne istediğinde vermedik diyen Allah aşkına bu gazeteciler mi? Her şeyi teslim eden sen değil misin diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Türkiye'nin en büyük gazetesi. Söylüyorum, Türkiye'nin en çok satan gazetesi. Onuruyla mücadele edenlerin aslında sözcülüğünü yapıyor. İnsan haklarının sözcülüğünü yapıyor. Bağımsız yargının sözcülüğünü yapıyor. Sendikaların, sivil toplum örgütlerinin sözcülüğünü yapıyor. Şimdi onu bir terör örgütüyle irtibatlandırmak istiyorlar, yazarlarını. Efendim bunlar FETÖ'ye destek veriyorlarmış. Ya ne istedin de vermedik diyen Allah aşkına bu yazarlar mı ya? Bu gazete mi ya? Her şeyi teslim eden sen değil misin? Bakın söylüyorum. FETÖ'nün her ayağını ortaya çıkardılar. Öyle dediler. Baklavacı ayağı, sanayici ayağı, esnaf ayağı, gazeteci ayağı bilmem ne. Bir şey eksik. FETÖ'nün siyasi ayağı. Defalarca söyledim. Bir daha söylüyorum. FETÖ'nün siyasi ayağı sarayda oturuyor kardeşim. Bir numaralı aktör o. Bunu söylüyorum, mahkemeye de veriyorlar. Bakın her şeyi de veriyorlar. Çünkü götürüp delilleri önüne koyacağız. Oturuyor beyefendi orada. Sen ne istiyorsun? Emin Çöleşan, Necati Doğru'dan ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun bunlar? Gazeteci Gençay Gürsoy'a silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Bir ceza da Nuray Mert'e verildi. O da aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Bir başka haberse Ece Sevim Öztürk'ten geldi. İkinci kez hakim karşısına çıkan gazeteci Öztürk hakkında hükümle birlikte tahliye kararı verildi. Onun dışında Kürt oyları... Gazeteciler yani, Nuray Mert ve Gençay Gürsoy'a hapis cezası verildi. Bu Kürt oylarının da... Barış için akademisyen grubunun bu suça ortak olmayacağız adlı bildirisine imza attıkları gerekçesiyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanan köşe yazarı ve akademisyen Nuray Mert bir yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Nuray Mert hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Cumhuriyetçilerin yanında yer almak değilse... Barış bildirisini imzalayan eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Gençay Gürsoy hakkında da silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlaması kapsamında 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Bu iyiliği, bu cesareti gösteremediler. Gazeteci Ece Sevim Öztürk'ten ise tahliye haberi geldi. FETÖ'ye yardım suçundan 173 gündür tutuklu bulunan gazeteci Ece Sevim Öztürk ikinci kez hakim karşısına çıktı. Davanın ikinci duruşmasında mahkeme gazeteci Öztürk'ün hükümlü tahliye edilmesine karar verdi. Özgürlük ortamı demektir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da yatırımcı ilişkileri zirvesine katıldı. Albayrak 2019 daha güçlü tam saha pres, tam saha markaj Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi disiplin, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019'u da yöneteceğiz dedi. 2019'a giriyoruz. Ama nasıl? Gevşemeden, rehavete kapılmadan, aynı disiplin ve motivasyonla, yüksek bir motivasyonla, azimle girme zamanı. İşte şöyle onu başardık, bunu başardık. Daha yeni başladık. İşte birileri diyor Sayın Bakanım şöyle iyi böyle. Daha yeni başladık ya. Rehavet sıfır. Biz bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu kısa, orta, uzun vadeli hedeflerle hep birlikte bir dönüşümün, bu yolculuğun ilk adımı. 2019 daha güçlü. Tam saha markaj. Tam saha pres. Özellikle Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi. Yine altını çizerek söylüyorum. Disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019'u da yöneteceğiz. Uluslararası Para Fonu IMF küresel ekonomide fırtına öncesi sessizlik uyarısında bulundu. IMF birinci başkan yardımcısı David Lipton, liderlere söyledik havalar güneşliyken çatılarınızı onarın dedik ancak ben de pek çoğunuz gibi kara bulutların toplandığını görüyorum ve şu ana kadar alınan tedbirlerin yetersiz kalabileceğinden endişe ediyorum dedi. Uluslararası Para Fonu birinci başkan yardımcısı David Lipton, küresel ekonomi üzerinde fırtına etkisi yaratabilecek koşulların oluşmakta olduğu uyarısında bulundu. Hükümet ve merkez bankalarının durumla mücadele etmek için yeterince hazırlıklı olamayabileceğini söyledi. ABD merkezli finans haber ajansı Bloomberg tarafından düzenlenen bankacılık konferansında konuşan Lipton, liderlere söyledik. Havalar güneşliyken çatılarınızı onarın dedik. Ancak ben de pek çoğunuz gibi kara bulutların toplandığını görüyorum ve şu ana kadar alınan tedbirlerin yetersiz kalabileceğinden endişe ediyorum dedi. Lipton, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukların politika yapıcıları daha önce hiç karşılaşmamış türden sıkıntılarla burun buruna getirebileceğini vurguladı ve merkez bankaları muhtemelen daha da radikal önlemler almak zorunda kalacaklar dedi. Lipton, merkez bankalarının uyguladığı para politikalarının küresel ekonomiye girdiği zorlu süreçten çıkarma konusunda yetersiz olabileceğini de ifade etti. Lipton, 2008 küresel krizine karşılık olarak hükümetlerin mali genişlemeye gittiğini ve kamu harcamalarını artırarak büyüme oranlarını, istihdamı desteklediğini hatırlattı ve ancak 10 yıl öncesindeki gibi bir manevra alanı artık yok dedi. Lipton, küresel ekonomi için en büyük riskin ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı olduğunu da vurguladı. ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilen ürünlerin gümrük vergilerini yükseltmiş,
Çin de aynı şekilde karşılık vererek ABD'den alınan ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Bankalar 2018'de 5 toplamda 41 milyar liralık batık krediyi varlık yönetim şirketlerine devretti. Borç tahsilatı için bekleyen 3,5 milyon adet dosya bulunuyor. Bankalar giderek artan batık kredilerini varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Kredileri yaklaşık %5 bedelle satın alan şirketler takipteki vatandaşlara ulaşıp borçları uzun vadelere yayarak tahsil etmeye çalışıyor. Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Selçuk Tuncalı'nın paylaştığı verilere göre bankalar 2018'de 5 milyar liraya aşan miktarda batık kredilerini varlık yönetim şirketlerine devretti. Son 3 yıldaki devir 20 milyar liraya aştı. Aralık 2018 itibariyle varlık yönetim şirketlerinin elindeki sorunlu kredi büyüklüğü 41 milyar lira yaşarken sorunlu kredi dosya sayısı yaklaşık 3,5 milyona ulaştı. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türk Telekom, Türk Hava Yolları derken PTT de varlık fonuna devredildi. Yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle PTT sermayesinde bulunan hazineye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. Posta ve Telgraf Teşkilatı sermayesinde bulunan hazineye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verildi. Resmi gazetede yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla PTT sermayesinde bulunan hazineye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacak. Kararın Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 4. maddesi gereğince alındığı belirtildi. Daha önce Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Türksat, BOTAŞ ve Çaykur'un da aralarında bulunduğu çok sayıda şirket Varlık Fonu'na geçmişti. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik geçtiğimiz hafta Ankara'da yaptığı tespitlerin ardından ekonomik krizle ilgili değerlendirmelerini Antalya'da sürdürdü. Bilecik önemli bir noktada talepte ciddi bir düşme var. Son 9 yıldır kesintisiz büyüyen ekonomimiz maalesef artık küçüldü dedi. Daha sağlıklı hale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği girişimcilik haftası etkinlikleri kapsamında bir otelde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bilecik, ekonomik krizle ilgili tespitlerini sürdürdü. Konjüktürel bu anlamda etkinin büyük payı olmasına rağmen ama önce iğneyi gerçekten kendimize, daha sonra da bence başkalarına batırmakta ben çok önemli fayda görüyorum. Bugün özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi nakit sıkışıklığı neredeyse her sektörde çok ön plana çıkmış vaziyette nihayetinde. Finansmana erişim artık eskisi kadar rahat ve imkanlar itibariyle de maliyetler itibariyle de ucuz maalesef değil. Finansmana dönük olarak dostlarımız da burada var. Ağustos ayında başlayan kredi daralması maalesef hızlanarak olmasa da aynı hızda sabit bir şekilde devam ediyor. Ve özellikle son 9 yıldır kesintisiz büyüyen ekonomimiz maalesef artık küçülüyor. Bilecik önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası'nın faiz artışı konusunda bir miktar frene basacağı yönünde izlenimleri olduğunu da belirterek bu durumu bütün iş dünyası ve her şeyden önce Türkiye ekonomisi için iyi değerlendirilmesi gereken bir periyot olarak değerlendirdi. Bir miktar nefes aldıracağı bir bence. Şimdi ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız. KRT Üçgen programı sunucularından gazeteci Selçuk Geçer hattımızda. Sayın Geçer, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gökhan Bey. Şimdi IMF'nin açıklamasıyla başlayalım. Fırtına öncesi sessizlik uyarısı yapıldı Lipton tarafından, IMF'nin birinci başkan yardımcısı tarafından. Bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle küresel ekonomi ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkiler bu? Fırtına öncesi sessizlik denmesinin ana sebeplerinden birisi biliyorsunuz korumacılık. Özellikle dünyada son zamanlarda çok revaçlı olan konulardan bir tanesi bu.
Bir diğer konu ticaret savaşları. Özellikle Amerika ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının etkisini ön plana çıkartmak istiyorlar. Bir diğeri de dünyada aslında bir kriz ortamı var. Yani yine parasal bir genişleme söz konusu. Amerika'nın bütün çabalarına rağmen ve bu genişleme nedeniyle de her an bir sıkıntı yaşanabileceği kaygısı duyuyor IMF. Bütün bunların bir araya gelmesinden dolayı da şunu söylüyor. Fırtına öncesi bir sessizlik var. Herhangi bir kriz patlayabilir. Ve bu gelecek kriz işte 1930'lu yıllarda yaşanan büyük bunalım. Yine 2000'lerin başında yaşanan diğer kriz, 2005 yılında başlayıp 2007 yılında tamamen ortaya çıkan Amerika odaklı olan finansal kriz ve tabii ki gelişmekte olan ülkelerde yaşanan parasal darlıktan dolayı oluşan kriz ortamı. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman sıkıntılı bir süreç var. IMF bunu işaret etmeye çalışıyor şu an itibariyle. Peki şimdi Berat Albayrak bir açıklamada bulundu önceki gün. 2019 bütçesini tasarruf bütçesi olarak değerlendirdi. Fed'in de faiz artışında frene basma ihtimalinden söz ediliyor. Bu her iki konuda olumlu gelişmeler olursa Türkiye ekonomisi üzerindeki kara bulutlar bir nebze olsun azalır diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü Türkiye bu ortamda dünya içerisinde biraz önce IMF'den bahsettik. Türkiye en kırılgan ülkelerden bir tanesi. Yani şu anda çok ciddi oranda paraya ihtiyacımız var. Türkiye'de dolar yok. Türkiye Merkez Bankası'nın rezervleri çok düşük. Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz baş gösteriyor. Daha biz krizin sonunda ortasında falan değiliz, en başındayız. Diğer taraftan yatırımcılarımız teker teker Türkiye'den kaçıyor. Hatta bugün bir haber vardı. Rusya'dan da çok ciddi oranda paranın kaçtığını duyuyoruz. Yani gelişmekte olan ülkelere bakıldığı zaman çok da öyle güllük gülistanlık bir ortam olduğunu söylemek mümkün değil. Fed'le ilgili faiz arttırımı konusuna gelince Fed'in en az 3 faiz arttırımı daha yapması bekleniyor önümüzdeki sene içerisinde. Yani tamam Trump faiz artışı yapmayalım vesaire diyor ama sonuç itibariyle Fed başkanlarının görüşü alındığı zaman hepsi faiz arttırımının devam etmesi gerektiği görüşünde. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman Fed'in öyle faiz arttırmayacak, tamamen konuyu kenara bırakacak, hatta faiz indirecek falan filan gibi bir görüşte olmak son derece polyanacı bir yaklaşım olur. Onun için Fed'in faiz arttırımlarının devam edeceğini düşünüyorum ben. Fed faiz arttırdığı sürece de gelişmekte olan ülkeler, başta Türkiye, kırılganlığını katlayarak devam ettirecektir. Biz zaten yapısal bir tedbir almıyoruz. Bunun yanında her sene seçim yapan bir ülkeyiz. Önümüzde de yine seçimler var. Bunu da işin içine koyduğumuz zaman bizim için çok da olumlu bir beklenti içerisinde olmamamız gerekiyor. Öncelikle bunu belirtelim. Diğer taraftan Türkiye ciddi bir enflasyonist baskıyla karşı karşıya. Evet. Türkiye'nin faizleri yükseliyor. Bu faizleri düşüreceğiz dedikleri an görüyorsunuz bugün dolar 5.40'lara kadar yükseldi. Yarın öbür gün yine seçim odaklı olarak tahmin ettiğim güneyimizde bir operasyon yapmayı planlıyoruz. Bu operasyon olduğu zaman doları çok daha yukarı seviyelerde görebiliriz. Yani kırılganlıkları ve ulusal girişimleri, uluslararası girişimleri çok fazla olan bir ülke Türkiye. Bu anlamda hani çok olumlu bir beklenti içerisine girmek yanlış olur kanaatindeyim. Peki son olarak şunu sorayım. Birincisi batık kredi oranlarındaki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten çok müthiş bir artış var. 2018'de 5 toplamda 41 milyar liralık batık kredi varlık yönetim şirketlerine devredildi. Bununla birlikte PTT'de biliyorsunuz varlık fonuna devredildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sürekli dile getirdiğimiz konulardan bir tanesi. Türkiye'deki insanların büyük bir kısmı borçlu ifadesini kullanıyorduk biliyorsunuz. Evet. Türkiye'deki hane halkının 500 milyar liradan fazla borcu var. Hane halklarının hemen hepsi borçlu durumda ve bu borçlarını ödeyebilecek güçleri de kalmadı. Bunun özellikle altını ısrarla çiziyorduk biz biliyorsunuz. Ama nedense bu durum hükümet tarafından da işte Türkiye'yi yönetenler tarafından da hatta bankalar tarafından da kabul edilmiyordu. Şimdi Türkiye'nin 41 milyar liralık bir batığı var bankalar açısından bakıldığı zaman. Ama bunun altına bakıldığı zaman yani alt kalemlerine bakıp satır aralarını okuduğumuz zaman şunu görüyoruz.
bu 41 milyar liranın 20 milyar lirası son 3 yıl içerisinde gerçekleşmiş. Yani son 3 yıl içerisinde insanların ödeme gücü daha da azalmış ve bankalara olan kredilerinin büyük bir kısmı patlamış. Ve bunların önemli bir kısmının da tüketici kredilerinden kaynaklandığını görüyoruz. Yani kredi kartı borçları, tüketici kredileri var ama konut kredileri tam olarak yansımamış durumda. Mesela konut kredileriyle ilgili yeni yıkımlar görebiliriz. Diğer taraftan bakıyorsunuz varlık şirketleri, yani çoğu varlık şirketlerine devrediyor. Varlık toyuyla varlık şirketlerini karıştırmayalım bu arada, izleyicilerimizi yanıltmamak adına. Varlık şirketlerine devredilen kredilerin %5'lerle devredilmesi çok enteresan. Ya tamam, dünyada da bu şekilde yapılıyor ama varlık şirketleri bu işin %100'ünü taksitlendirerek vatandaştan almaya çalışıyor. Vatandaşın ödeme gücü olsa zaten varlık şirketlerine değil bankalara öderdi bunu. Ha, diyelim ki ödemeye çalışıyor, ödemeye kalktılar. Bu sefer de tekrar patlıyorlar, tekrar icralık oluyorlar. Onun için pek çok vatandaş varlık şirketleriyle de anlaşma yoluna gitmiyor. Yine burada önemli bir ayrıntı daha var. Vatandaşlardan tahsil edemediği için varlık şirketleri de ağlamaya başladı. Yani diyorlar ki biz bankalardan bunu tamam %5 de alıyoruz, devralıyoruz ama sonuç itibariyle biz bu %5'leri de tahsil edemiyoruz. Yani biz de kriz yaşıyoruz demeye başladılar. Varlık şirketleri de çözüm olamıyor yani bir şekilde. Tabii. Ve son derece bel altı vurmalarına rağmen olamıyorlar. Evet. Peki. Yani düşünün. Konu komşu aranıyor, işte icra mektupları gönderiliyor, insanların yakınları taciz ediliyor falan filan. Bunlar işin arka tarafında olan işler, bunu kimse konuşmuyor. Ama buna rağmen yine de tahsilat yapılıyorlar çünkü insanların ödeme gücü yok. Gelelim PTT konusuna, çok da zamanınızı almayayım sizi. Evet, PTT konusuna gelince, PTT işte bizim yine söylediğimiz bu varlık fonunun kurulma nedeninin ana göstergelerinden bir tanesi PTT. Türkiye'nin önemli ve karlı şirketlerinden birisi aslında. Kamu firması ama son dönemde geliştirdiği atılımlar önemli. Mesela PTT Bank kuruldu, PTT ABM kuruldu, e-ticaret yapıyor vesaire ve çok ciddi cirolara ulaşmaya başladı PTT. Böyle büyüyen, gelişen ve cirolar elde edilen firmaları varlık fonuna katmaları enteresan. Biz buradan sadece şu sonucu çıkartıyoruz. TÜSİAD'ın da açıklamaları vardı biliyorsunuz. Bir an önce işte finansal sorunlar çözülmeli vesaire diye. Büyük ihtimalle varlık fonu üzerinden yakın zaman içerisinde bir IMF yolu gözükebilir Türkiye'ye. Bunu gördüğümüz zaman çok şaşırmamalıyız. Ha, Mart'a kadar bekle olsun Selçuk dersiniz, beklemiyorum. Ama Mart'tan sonra bu Nisan olur, Mayıs olur, Haziran olur. En geç bu aylarda İMF'de masaya oturulacağı görüşülüyor. Peki Sayın Selçuk Geçer, teşekkür ederiz değerli katılımınızdan dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Şimdi sıcak bir gelişme var. Millet İttifakı'nda beklenen görüşmenin saati belli oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün saat 8'de, yani biraz sonra bir araya gelecekler. Millet İttifakı'ndaki son durumu konuşacaklar. Biliyorsunuz bugün gün içinde de heyetler birbiriyle görüşmüştü. Tekrarlayalım, Kılıçdaroğlu ve Akşener yerel seçimlerdeki ittifak görüşmelerine dair buluşmasını bugün saat 20'de gerçekleştirecek. Gelelim Cemal Khashoggi cinayetine. Amerika Birleşik Devletleri'nden çok ciddi bir açıklama geldi. ABD temsilcisi Nikki Haley, Khashoggi cinayetinin sorumlusunu açıkladı. Haley, Khashoggi cinayetinin sorumlusu Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalıdır dedi. Now it's a year later. Nikki Haley, İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda korkunç bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Khashoggi cinayetiyle ilgili Suudi yönetimini ve Prens Muhammed bin Salman'ı suçladı. Haley'in açıklamasından yaklaşık bir saat önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, soruşturmanın sürdüğünü ve ABD'nin Khashoggi cinayetiyle ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi. Time dergisi de Cemal Khashoggi'yi yılın kişisi seçti. Dergi, Khashoggi ile birlikte baskı gören diğer gazetecileri de ödülün sahibi olarak ilan etti.
ABD'de görülen Rusya soruşturmasının başındaki isim olan özel yetkili savcı Robert Mueller ikinci sırayı aldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan açıklamalar var. Karamollaoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ABD temaslarını eleştirdi. Ayrıca asgari ücretle ilgili de bir açıklama yaptı ve asgari ücretin 2400 lira olması gerektiğini söyledi. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerini ABD Senatosu'na sunduğuna yönelik iddiaların yankıları sürüyor. O iddiaları yalanlayan isimse Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu. Oktay, bilgilendirme senatörlere değil MİT Başkanı'nın muhataplarına yapıldı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da durumdan haberdar olduğunu söyledi. Yine MİT Başkanı'nın Amerika Senatosu'na veya herhangi bir organına sunum yaptığı bilgisi bizde bulunmamaktadır. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ABD Kongresi üyelerine Kaşıkçı olayının delillerini sunduğu iddiası siyaset gündemini hareketlendirmiş, tepkileri de beraberinde getirmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hiçe sayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhalefet parti liderlerini hiçe sayan namuhterem Amerikan Senatosu'na selam verdi. MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı. Ama Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oralarda bilgilendirme arzusundayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mecliste bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada iddialara açıklık getirdi. Oktay, Hakan Fidan'ın ABD Kongresi'ni değil kendi muhataplarını bilgilendirdiğini söyledi. Yani Fidan'ın bilgileri CIA ile paylaştığını açıkladı. Oktay, görüşme Cumhurbaşkanı'nın da bilgisi dahilinde dedi. Amerika Senatosu'na veya herhangi bir organına sunum yaptığı bilgisi bizde bulunmamaktadır. Orada yapılan görüşme MİT Müsteşarımızın, MİT Başkanımızın Amerika ziyaretinde muhataplarıyla yaptığı bir görüşmedir. Cumhurbaşkanımıza bir soru sorulmuştu. Amerika Senatosu'na bir bilgi verildiğiyle ilgiliydi. Bunun bilgisi dahilinde olup olmadığıyla alakalıydı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilindedir. Senatoyla veya senato üyeleriyle değil. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Savaşa karşıyız ama Türkiye tehditlere karşı gerekli önlemleri almalı dedi. Ekonominin yönetilemediği dönemlerde iktidarı yönetenler barış içerisinde götüremiyorlarsa ve yönetemiyorlarsa savaşa sarılırlar. Savaş ölüm demektir. Savaş yoksulluk demektir. Savaş annelerin gözyaşları demektir. Savaş ülkenin gelirleri, bütçesinin heba edilmesi demektir. Diplomasi ilk önce barış için yapılır. Sen daha başta diğer ülkelere ey diye başlar, onlarla olan bütün bağlarını kopartır, hiçbir diplomasi yöntemini doğru yönetemez, ondan sonra Türkiye'yi içeride ve dışarıda bu hale getirirsen bedelini sadece ödenen vergilerle değil, çocuklarımızın şehit düşen şehadetleriyle yapar. Biz savaşa karşıyız. Ama Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden her türlü tehdide de karşı Türkiye Cumhuriyeti gerektiği gibi önlemini almalıdır. Bunu yaparken geç kalmadan yapmalıdır. Bunu yaparken bir devlet ciddiyeti içerisinde yapmalıdır. Bugün gidip Amerika ile oturup, yarın oradan kalkıp Rusya'ya gidip, öbür gün kalkıp Avrupa ile konuşup, ondan sonra bunların hepsi düşmandır deyip, doğru diplomatları görevden alıp, doğru askerleri görevden alıp, doğru siyasetçileri görevden alıp, yanlarına sadece senin borazancılığını yapan insanları getirirsen, Türkiye Cumhuriyeti'ni getirdiğin nokta savaş noktası olur. Onun için
savaşa karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını siyasetle, diplomasiyle, öngörüyle koruma altına alınması ve güvenliğinin sağlanması için doğru yöntemlerden yanayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu noktaya getirenlerden de yarın milletimizin hesap sorabilmesi için milletvekilleri olarak da her şeyi yapacağımızı şimdiden taahhüt ediyoruz. Rize'de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü altı verdiği için Rize'de tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı. Şehit altı Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Tamam mı? Güney Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü altı verdiği için tören düzenlendi. Cenaze mangası! Yerlerinize! Rize Valiliği önündeki törene şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul, annesi Nuran Verdi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra meslektaşları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Altun Verdi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı sahil cami morgundan alınarak polis araçlarının konvoyu eşliğinde Rize Valiliği önüne getirildi. Törende Şehit İl Emniyet Müdürü Verdi'nin meslektaşları ve aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Sevdalarının sevdasını inanıyoruz. Ya Rab, sana yalvarıyoruz. İşte bugün burada yapılmış olan bu cami ile Allah'ım. Ya Rab. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da törende bir konuşma yaptı. Özellikle de sevgili kızına şehit olabileceğini, olmak istediğini ve onların buna hazırlıklı olmalarını, metanetli olmalarını tembih ettiğini ve öğütlediğini öğrendik. Ama o şehit olmak için ya bir hain terör kurşunu, ya bir kardeş pusuyu, ya devletin içine sızmış 15 Temmuz'daki gibi hainlerin kahpe kurşununu ya da bir vatan savunmasında çatışmanın ortasında alacağı bir doz kurşunu bile hesaba katmıştı da bunca iş yoğunluğu arasında düzenli olarak sorunlarını dinlediği, dertleriyle hemdert olduğu, her zaman şefkatli kanatları altında korumaya çalıştığı, haklarını, hukuklarını özenle gözettiği ve evladı gibi gördüğü personellerinden birisinin kahve kurşunuyla şehit olacağını hiç ama hiç hesaba katmamıştı. Yağmur altındaki törende konuşmalar ve saygı duruşunun ardından şehit Altuğ Verdi'nin Türk bayrağına sarılı tabudu toprağa verilmek üzere karayoluyla Trabzon'a, buradan da uçakla memleketi Mersin'e uğurlandı. Buradaki törene Meclis Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Altı esasında iyi bir meslek adamı olmanın yanı sıra çok iyi bir baba, çok iyi bir insan. Onu kaybetmenin üzüntüsünü, derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehidin cenazesi törenin ardından ailesinin isteği üzerine Mezitli Mezarlığı'na götürüldü. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye yönelik saldırıya ilişkin soruşturma sürerken saldırgan polisin ilk ifadesinde "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Olaya ilişkin tepkiler de devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'ya telefonla başsağlığı mesajını iletti. İyi Parti lideri Akşener de "Türk milletinin başı sağ olsun" dedi. Çok sevdiğimiz bir aynı zamanda da gelecekte çok iyi bir yöneticilik yapacak kardeşimizi kaybettik. Acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikteyken alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hemen Rize'ye gitti. Şehit haberini verirken boğazı düğümlendi. Konuşmakta zorlandı. Soylu, saldırgan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcıoğlu'nun ilk ifadesini verdiğini söyledi. Şimdi ilk ifadesini verdi. Ama tabii
ilk ifadesinin üzerinden bir değerlendirme yapmak çok doğru olmaz. Saat 14.30 sıralarında bu görüşme gerçekleşti ve bir takım taleplerde bulundu. O taleplerden sonra hemen ayrıldı. Silahını dışarıda bırakır. Genel usulde odur. Silah, cep telefonu dışarıda bırakılarak içeri girilir. Sonra ani bir hareketle silah ve cep telefonu alıp tekrar içeri girilir. Hem personel müdürümüze, daha sonra da il emniyet müdürümüze bu menfur saldırıyı gerçekleştirdi. Derepazarından Rize kent merkezine tayin olmak istediği ancak planlamaya uygun düşmediği yanıtını alınca da saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten polisin ilk ifadesi de basına yansıdı. Saldırgan polisin ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu dediği öğrenildi. Öte yandan şehit polis müdürünün bir Twitter hesabından 31 Mayıs 2018 tarihinde hedef gösterildiği bir öğretmene Rize Emniyet Müdürlüğü'nde işkence yapılmasından sorumlu tutulduğu öğrenildi. Saldırıya yönelik tepki ve mesajlar da devam etti. Altuğ Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi'nin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Volkan Verdi, ailemizin göz bebeği, canım abim Altuğ Verdi'nin tayini cennete çıktı ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. İYİ Parti lideri Meral Akşener de sosyal medyadan başsağlığı diledi. Türk milletinin başı sağ olsun dedi. İçişleri Bakanı Soylu da mesajında devlet üzülür mü, üzülsün kelimelerini paylaştı. Bu arada saldırıyı gerçekleştiren zanlı adliyeye sevk edildi. Memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tedavi gördü. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Meteoroloji özel bir uyarı yapmadı ama İstanbul güne kar yağışıyla uyandı. Yağış Beylikdüzü, Bahçeşehir, Hadımköy ve Çatalca gibi ilçelerde başladı ama giderek etki alanını genişletti. Mecidiyeköy'de de kar yağdı hem de lapa lapa. İstanbul güne kar yağışıyla başladı. İlk yağış batı ilçelerinde başladı. Hadımköy, Çatalca, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde sokaklar ve caddeler beyaza büründü. İstanbulluların üst geçitlerde yürümekte zaman zaman zorlandıkları görüldü. Yağışın bazı noktalarda tipiye dönüştüğü belirtildi. İlerleyen saatlerde kar yağışı etkisini artırdı. Mecidiyeköy'de de kar yağışı gözlendi. Kar ve tipi yurdun büyük kesiminde etkili olmaya başladı. Bitlis'te okullar tatil edildi. Kar, Ardahan, Erzurum, Sivas ve çok sayıda kentte hayatı zorlaştırdı. Fırtına ise Samsun ve Ordu'da etkili oldu. Erzurum'da etkili olan kar ve tipi hayatı felç etti. Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 3 metreye düştü. Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar öğlenden sonra yerini kar ve tipiye bıraktı. Şu anda Palandöken Kayak Merkezi'ndeyiz. Göz gözü görmüyor ve ayakta durmakta zorluk çekiyoruz. Meteorolojinin vatandaşlar için uyarısı var. Buzlanma, tipi, don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağış ve fırtına perşembe gününe kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Kar ve fırtına nedeniyle göz gözü görmezken vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti. Kısa sürede kar kalınlığı 10 santimi geçerken araçlar buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlandı. O anlarda çalışmakta olan harita teknikerleri zor anlar yaşadı. Biz de İstanbul'dan geldik. 2 günlüğüne otelin ölçümünü yapıyoruz. Şartlar bunu gerektiriyor. O yüzden ölçüyoruz. Zorlanıyoruz tabii. Ben neler söyleyeceğim? Ben bayağı zorlanıyorum çünkü eldivenle çalışılmıyor. Eldivensiz de elleri görüyorsunuz. Gidiyor. Elleriniz bayağı kızarmış. Bayağı kızarmış. Eldivenle çalışılmıyor. Cihazın düğmelerini bastığımızdan eldivensiz mecbur çalışacağız. Hava şartları belli. 2 günlüğüne geldik.
mecbur bitirip döneceğiz. İstanbul'a çalışıyoruz. Kar yağışı Ardahan ve çevre illerde de etkili oldu. Haliyle de Ardahan'ın kışı artık eskisi gibi öyle 1 metre, 2 metre, 3 metre karlar artık yok. Bitlis'te 76 köy yolu ulaşıma kapandı. Eğitime yarın ara verildi. Karlıova ilçesinde kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Geçen yıllara göre bu yıl geç yağan kar, kuraklık korkusu yaşayan ilçe halkını sevindirdi. Kar yağışı Konya, Sivas ve çevresinde etkisini gösterirken, yurdun batısında Kütahya Domaniç'te kar ve sis ulaşımı aksattı. Bursa'da da ekipler şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Fırtına ise Samsun'da ağacın üzerine devrildi. Anne ve iki çocuğu yaralandı. Ünye'de inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısındaki kaplama uçtu. Kar, kış ve daha fazlası zorlu doğa koşulları güvenlik birimlerinin başta terörle mücadele olmak üzere en kritik operasyonlarına engel olamıyor. Görüntüler Hakkari kırsalından. Görüntüler komando timinin Hakkari'de zorlu doğa koşullarında gerçekleştirdiği operasyondan. Timi oluşturan unsurlar bele kadar yükselen karda adım adım ilerliyor. Komandoların Hakkari'deki zorlu doğa koşullarına meydan okuyan operasyonu Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Paylaşımda korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Komandolar Hakkari'de operasyon görevinde ifadesi yer aldı. Millet İttifakı'ndan sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. İşte bir sıcak gelişme daha şu an ekranlarınızda. Az sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya gelecek ve gelen bilgilere göre, son dakika bilgisine göre İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana adayları CHP'li olacak. Tekrarlayalım. Gelen son bilgilere göre İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya adayı CHP'li olacak. Biraz sonra da saat 20'de Kılıçdaroğlu ve Akşener ittifak görüşmelerinde bir araya gelecek. Devam edelim. İstanbul'da bir kadın cinayeti daha gerçekleşti maalesef. Gülten Gülüm Dil adlı 40 yaşındaki kadın sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. 40 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ya sokakta kadına cinayet, yeni cinayet. Yani dur artık, yeter artık yani. Yani nasıl böyle, çok üzücü bir olay yani. Efendim, siz gördünüz mü, duydunuz mu? Yok, silah seslerini duydum sabah erkenden. Ve yani çok üzgünüm. Yani yeter artık yani, yeter yeter. Bu şiddet artık yeter. Ne diyeyim? Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm yani. Yeter artık yeter. Yine bir kadının kurban olarak seçildiği silahlı saldırıya tanık olan başka bir kadın bu sözlerle isyan etti. Yeter artık yani, yeter yeter. Bu şiddet artık yeter. Ne diyeyim? Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm yani. Maltepe'de bir kadın sabahın köründe saat 6'da sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren ve şimdilik kimliği belirlenemeyen saldırgan olay yerinden kaçtı. Gülten Gülüm Gül sabah saatlerinde bu sokak üzerinde yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının haber alınmasından sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Saldırıda hayatını kaybeden kadının 40 yaşındaki Gülten Gülüm Dil olduğu belirlendi. Gülten Gülüm Dil'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Dünyadan iki saldırı haberini getireceğiz şimdi ekranlarınıza.
Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Başka bir silahlı saldırı ise Brezilya'da katedrale düzenlendi. Fransa İçişleri Bakanı saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olay sonrası kaçan ve hala aranan saldırganın 29 yaşındaki Strasbourg doğumlu Şeşrif Çekat olduğu belirlendi. Saldırganı arama çalışmaları sürüyor. Brezilya'da da silahlı saldırı yaşandı. Olay Metropolitan Katedrali'nde öğle ayininin sonuna doğru gerçekleşti. Yerel medya saldırganın iki silahı olduğunu ve ayin sırasında ayağa kalkarak kalabalığa rastgele ateş açtığını belirtti. Saldırgan daha sonra kilise içinde silahla intihar etti. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın ve kurbanların kimlikleri ise henüz açıklanmadı. Saldırının nedeni bilinmiyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu. Gazetecilik ödülünü Çiğdem Toker aldı. Sedat Simavi ölümünün 65. yıl dönümünde anıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2018 Sedat Simavi ödüllerine değer görülen sanatçı, gazeteci, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Gazetecilik ödülü Çiğdem Toker'e verildi. Gazetecilik motivasyonunu ve erişilmesi gereken bir çıtanın daima var olduğunu gösteren bir anlam içeriyor. Radyo ödülünün sahibi Yavuz Oğhan. Tebrik ediyoruz. Radyo Övgü Ödülü Gizem Arasa. Televizyon Haber Ödülü Fox TV'ye verildi. Televizyon Haber Övgü Ödülü Emrullah Erdinç'e takdim edildi. Televizyon Belgesel Ödülü'nün sahibi ise Yağız Şenkal oldu. Karikatür Ödülü Sefer Selvi'ye, Edebiyat Ödülü Kamuran Şipal'e, Sosyal Bilimler Ödülü Turan Akıncı'ya verildi. Sosyal Bilimler Övgü Ödülü'nün sahibi ise Büşra Sanay. Fen Bilimleri Ödülü Profesör Doktor Ahmet Kerim Avcı'ya, Fen Bilimleri Övgü Ödülü Doçent Doktor Cem Sevik'e, Sağlık Bilimleri Ödülü Doçent Doktor Özgür Öktem'e verildi. Sağlık Bilimleri Övgü Ödülü'nün sahibi ise Profesör Doktor Volkan Seyrantepe oldu. Spor Ödülü Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı da ödül aldı. Tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller Moda sahnesinde gerçekleşen ödül töreniyle sahiplerine takdim edildi. Tekrar ifade etmek istiyorum. Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. 4 eser ödüle değer görüldü. İnsan Hüznü adlı oyunuyla Mehmet Selçuk Bilge'ye birincilik ödülü Zihni Göktay tarafından verildi. Huzur Apartmanı adlı oyunuyla Aslı Ayhan ikincilik ödülünü aldı. Üçüncülük ödülü iki eser arasında paylaştırıldı. Babaannemin İlk Tweet'i adlı eseriyle Nedim Saban'a Günay Ertekin tarafından ve Benim Annem Cumartesi adlı oyunuyla Cihan Çakan'a üçüncülük ödülü Timur Acar tarafından verildi. Çok teşekkür ediyorum. Peki tabii ki çiçeğimizi de takdim etmek isteriz. Ödül töreninde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy'de sanata ve tiyatroya büyük önem verdiklerini söyledi. Yani daha mutlu, huzurlu, güvenli ve iyi olmalarını sağlıyor. Sokrates o şekilde tanımlamıştı. Eğer siz çocuklarınızı sanatla ve sporla yetiştirirseniz iyi insanlar yetiştirirsiniz diyoruz. Kadıköy
dünyanın en mutlu insanların yaşadığı 43. Kent. Onun için bu süreç içerisinde bizle beraber özellikle tiyatrocular, özellikle platform çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Biz de çalıştık. Bu çok kolay olmuyor. Emin olun bu deneyimi ilk defa yaşıyoruz. Ama çok başarılı şeyler yapıldı Kadıköy'de. Bunların devam edeceğini düşünüyoruz. Millet İttifakı ile ilgili sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgileri hemen sizlerle paylaşalım. Balıkesir, Manisa İYİ Parti'ye, Ordu CHP'ye bırakılacak. Tekrarlayalım. Balıkesir, Manisa İYİ Parti'ye, Ordu CHP'ye bırakılacak. Biraz önce aktardığımız bilgide de Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, İzmir'de CHP'ye bırakılacağı bilgisi ulaştı. Devam edelim yine açıklamalarla. İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu az önce bir açıklama yaptı. Yerel seçimlerdeki işbirliğiyle ilgili. Şimdi Dervişoğlu'nun o açıklamalarını ekranlarınıza taşıyalım. Sayın Genel Başkanımızın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaretiyle bir araya gelmişler. O görüşmenin sonunda da kapsamlı bir açıklama yapacak. Çok teşekkür ederim. Onun sonuçlandığını söyleyebilir miyiz efendim? İnşallah iyi olacak. İstanbul'un soğuk gününden sıcacık görüntüler var sırada. İyi insanların görüntüleri bunlar. Bir köpek yüzlerce otomobilin süratle seyrettiği otobanda sıkışıp kaldı. Köpek çaresizdi ama yardımsız kalmadı. Çünkü o otomobillerde iyi insanlar vardı. Otomobillerin vızır vızır geçtiği otobandaki çaresiz köpeğin yardımına koştular. Hem de hiç tereddüt etmeden. Bir sürücü otomobilini durdurup iniyor. Onu izleyen diğer sürücüler de yavaşlayıp duruyor. Hayvansever sürücü otobandaki trafiği kesiyor. Diğer sürücüler de hemen karşılık verip duruyor. Köpek herkesin katılım ve hoşgörüsüyle güvenli bir noktaya alınıyor. Ve bir başka sürücü, o da köpeği doyurma derdinde. Bagajını açıp çıkardığı yemekleri köpeğin önüne koyuyor. Görüntüler İstanbul'un soğuk gününden en sıcak anlar olarak hafızalardaki yerini alıyor. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle ana haber bültenimizin sonuna geldik. WhatsApp ihbar hattımız 0545 357 42 13. Sesinizi duyurmak istediğiniz her konuda bizlere yazabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.